Smirna'dan İzmir'e kentin gündemi programında bu hafta Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Şube Sekreteri Zafer Mutlar ile birlikte olacağız. 2002'den bu yana ülkenin ve kentin önemli gündemlerinden biri olan kentsel dönüşümü ve rantı konuşacağız. Evet Zafer Mutlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim öncelikle davet ettiğiniz için. Bu başlıklara dair, yani biliyorsunuz hani son dönemde oldukça İzmir'de bu anlamda rantın ön plana çıktığı başlıklar gündeme gelmiş durumda. Evet, size ilk sorum tabii ki doğal olarak hem kentin gündemini hem de meclisin gündemine de taşınmıştı bu. TOKİ'nin arsa satış ve kiralamaları. Özellikle de İzmir'deki, Mavişehir'deki flamingoların doğal yaşam alanlarını da içine kapsayan bir satıştan söz etmek mümkün. Tabii ki İzmir'in uzun süredir gündemini yine sürükleyen Basmane Çukuru. Bu konuyla ilgili odanızın ve sizin görüşlerinizi alabilir miyiz? Elbette. Aslında iki konuda da, yani ayrı ayrı elbette ki değerlendirmekte fayda var ama öne çıkan, bizim için önemli olan hususun kendisi şu. Bu iki konuda da bizim bu gündemle temas etme noktamız aslında kamusallıkla ilgili. Yani kamusal kullanımda olanlar, kamu mülkiyetinde olan alanlar uzunca bir süredir farklı araçlarla, farklı yöntemlerle özel mülkiyete açılıyor, ranta açılıyor. Aslında bunun birçok yolla yapıldığını söyleyebiliriz. Yani geçtiğimiz süreçte 2000'li yıllarla birlikte elbette bu hızlanmış durumda. TOKİ bunun bir aracı. TOKİ'ye devredilmiş, mülkiyeti TOKİ'de olan alanlar var. Bu alanlar gerek işte planlar aracılığıyla, imar planları aracılığıyla ticari kullanımlara ya da özel mülkiyeti kullanıma açılacak şekilde fonksiyon değişikliklerine uğratılabiliyor. Ve ardından satışlar yapılabiliyor. Yani örneğin değeri arttırılıyor önce, daha sonrasında da satışa konu oluyor. Ya da kamusal kullanımda olsa dahi doğrudan satışa çıkarılabiliyor. Son bir yıl içerisinde daha çok buna yakın örnekler gördük. Sadece TOKİ değil, özelleştirme idaresi aracılığıyla da hazine mülkiyetine ait birçok alan bu şekilde aslında toplumsal mülkiyetin elinden çıkmış durumda. Öte yandan daha sonra belki değineceğimiz başlıkta ise Basmane Çukuru'nda da belediye eliyle yapılmış bir devir söz konusu. Biz bu konularda bir hassasiyet gösteriyoruz çünkü kentin, halkın kamusal ihtiyaçları tamamen karşılanmış değil. Kente dair aslında birçok ihtiyaçtan bahsediyoruz kamusal anlamda. Bu alanlar tam da bu ihtiyaçların karşılanacağı alanlar. Bu anlamda planlanması gereken alanlar. Ama bir bir bu şekilde devrinin gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu bizim için üzücü. Planlama disiplini açısından da çok ciddi bir problem. Dolayısıyla bu konulara bakarken aslında temel perspektifimiz bu. Elbette ki her alan özelinde farklı sorunlar da barındırıyor. Örneğin işte Mavişehir böyle bir alan. Yani dolguyla elde edilmiş işte Gediz Deltası'na bitişik, kuş cennetine yakın olan bir alan. Farklı bir anlamı var. Yani başka sorunları da beraberinde getiriyor elbette ki. Zafer Bey, orası daha önce bir doğal yaşam alanıydı. Rekreasyon alanı olarak mı satışa çıkarıldı? Şöyle kısaca bahsedeyim. Orada, yani Mavişehir'de iki farklı alan satışa çıkarıldı. İki farklı parsel satışa çıkarıldı. Bir tanesi imar planında rekreasyon alanı olarak görünen bir alan, belirlenmiş bir alan. Diğer parsel ise açık spor tesis alanı. Şimdi daha çok gündemde olan rekreasyon alanı. Yani şöyle söylentiler olduğu için rekreasyon alanına odaklanılmış durumda. Açık spor alanına yapılan teklifin geri çekildiğine yönelik bir takım bilgiler var ama buna ilişkin net bir bilgi yok. Öte yandan ihaleye giren ikinci veya üçüncü
şahıs veya kurumların da alması söz konusu. Bu tehdit geçmiş değil. Ama orada aslında önemli olan konu şu. Rekreasyon alanı da açık spor alanında kamusal kullanımlar. Bu tür alanlarda mülkiyetlerin işte şeyin tahsisin ilgili kurumlara yapılması gerekiyor ivedi bir şekilde. Yani bu TOKİ'nin elindeyse de bu alanlar devredilmesi gerekiyor. İşte ya da özelleştirme idaresi hazine mülkiyetindeyse de devredilmesi gerekiyor. Aksi takdirde biz bu alanların satışı ve plan değişikliğiyle karşılaşabiliyoruz. Şimdi şey çok tuhaf tabii. Rekreasyon alanı olan bir alanı özel şahıs ne yapacak? Ne yapacak? Örneğin şunu mu yapacak? Yani bir takım rekreatif faaliyetleri orada inşa edip insanlar parayla mı gidip satın alacaklar? Tuhaf. Bu, ya da daha sonra daha merkezi iktidar tarafından, hükümet tarafından oraları tekrar bir parselasyona açılıp tekrar oralarda yapılaşmaya neden olabilir mi? Sorular akla geliyor. Mümkün. Yani bu tür örnekleri görüyoruz. Örneğin şu an gündemde de olan, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gündemde olan da bir konu var. Buna benzer. Yani tartışıldığına rastlamışsınızdır belki. Yine TOKİ eliyle devredilen bir alan. Özel eğitim alanına çevriliyor. Doğal olarak hani merkezi hükümet veya yerel yönetim aracılığıyla bu tür plan değişikliklerinin yapılması örneklerini gördük. Evet. Yani yapılabiliyor. Olumsuz örneklerini gördük. Tabii bunların her biri bizim için bir mücadele başlığı. Hem hukuki alanda hem de toplumsal alanda mücadele başlıkları. Yani bu burada aslında bizim için önemli olan şey şu. Kamusal kullanımda olan alanların derhal ilgililerini, bu Büyükşehir Belediyesi ise Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi ise ilçe belediyesi, bu kurumlara devredilmesi gerekiyor. Zafer Bey, hemen şeye geçersek, Basmane Çukuru'na geçersek, çünkü kentin uzun süredir gündemini oyalayan bir nokta. Bu konuda bu süreçten sonra neler bekliyor bizi Basmane Çukuru ile ilgili? Yani şöyle, bu süreçten sonra yani bizi nelerin beklediğini bekleyeceksek eğer bir hani sorun yumağıyla tekrardan karşılaşmamız muhtemel. Dolayısıyla biz bu noktada bir adım attık. Çünkü bu alana dair hani gayrimeşru olarak gördüğümüz bir takım işlemler var. Daha doğrusu kamuoyunun aydınlatılması gereken kimi hususlar var. Biliyorsunuz burası da kamuoya ait bir alandı ve kamusal kullanımdaydı. Eski garaj alanıydı. Evet. Kültür Park'ın bitişiğinde bir alan. Biz Kültür Park revizyon projesi gündeme geldiğinde burada yüksekliği tartışılan bir projenin de kent gündeminde tartışıldığını gördük. Ben sözünüzü burada kesmek istiyorum. Kentsel alan anlamında söylüyorum. Bir kültür park var, bir de Basmane Çukuru var. Sizin alternatif buraya yönelik bir projeniz ne olabilir, ne var? Yani şöyle, biz bu alana ilişkin bir projeyi tartışmaya açmamız doğru olmaz. Ancak konu şu, yani burası kamusal alanda olan bir alandı ve gayet tabii bu anlamda yeniden değerlendirilmesi mümkün. Şimdi bugün bir takım tartışmalar dönüyor ortada. Şimdi son durumda işte belediyenin işte bu alandaki hissesinin %30 olduğu ilişkin bir bilgi var. Doğruluğu tekrardan tartışılmaya muhtaç. Ve bu doğrultuda belediyenin kalan hisseleri de alması ya da elindeki mevcut hisseleri satması yönünde ihtimaller tartışılıyor. Yani orası kamusal bir hizmete dönüştürülemez mi? Dönüştürülebilir. Elbette ki dönüştürülebilir. Bu da genel yönetimin sorumluluğunda diye düşünüyorum. Evet evet, kesinlikle. Siz bu konuda ne diyorsunuz? Yani bugünkü duruma gelmesinde dahi yerel yönetimin açıkçası suçu mevcut. Yani sonuçta farklı partilere, farklı siyasi partiler döneminde yapılan bir takım işlemler var. Ama bugünden geriye dönüp o işlemleri sorgulamakta fayda olduğunu düşünüyoruz biz. Örneğin orası kamusal mülkiyetteyken bir hani ruhsat veriliyor. Bu ruhsata istinaden bir yani daha doğrusu bir o ihale sürecinde bir protokol yapılıyor. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılıyor. Bu inşaat sözleşmesi ve ruhsata istinaden
mülkiyet devri yapılıyor, hisse devri yapılıyor. Ama o ruhsatın o dönemki planlarla uyumluluğu tartışılmalı. Çünkü o dönemlerde birkaç kez planların iptal olduğunu biliyoruz. Bu konuya ilişkin bir net bir bilgi ortada yok açıkçası. Bunlar tartışıldı yıllar boyunca biliyorsunuz. Eski dönemlerde belediye başkanlığı yapmış kişilerin de bu sürece ilişkin yani bir takım iddiaları bulunuyor. Bunların açıkça sorgulanıp kamuoyu ile bilgilerinin paylaşılması gerekiyor. Ve varsa bir bu anlamda bir ciddi bir problem, geriye dönük belediyenin bugünkü kişi ve kurumları yaptırım uygulaması gerekiyor. Kamu görevini kötüye kullanmaktan ve mülkiyet geri alınabiliyorsa bu anlamda hukuki süreçlerle alınıp kamuya tekrardan kazandırması gerektiğini düşünüyoruz. Satış veya satın almanın tartışılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü bu alan zaten kamuya ait bir alandı. Şimdi sizi bulmuşken Şehir Plancıları Odası olarak o kadar çok yoğun sorunlarımız var ki ama programımızın da süresi sınırlı. Ben hemen bir soruyla sizden de mümkün olduğu kadar kısa bir cevap alırsam çok sevineceğim. Kentsel dönüşüm özellikle İzmir'in neredeyse dört tarafını kapsamış durumda. Sizin de bu konudaki itirazlarınızı biliyoruz, mahkeme süreçlerinizi biliyoruz. Son durum nedir kentsel dönüşümde? Son yapılan plana itirazınız nedir? Kısaca bize bunu açıklar mısınız? Açıkçası şöyle, hem bakanlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Büyükşehir'in yürüttüğü bir takım dönüşüm projeleri var. Bakanlığın 6306 sayılı kanun kapsamında yürüttüğü İzmir'de iki alan vardı. Birisi Kemalpaşa, birisi Karabağlar riskli alan biliyorsunuz. Kemalpaşa'da daha yeni taze bir iptal kararı var. Vatandaşların açtığı davada biz de dava açmıştık o alana ilişkin. Hatta birlikte yürüttük süreci. Karabağlar'da ise defaten yeni planlar onaylanıyor. Dava süreçleri tamamlanmadan yeni planlar gündeme geliyor ve biz orada hukuki süreci devam ettiriyoruz, sürdürüyoruz. Ama esas şey şu, bugün kentsel dönüşüm planları hani barınma hakkını ve işte bölgede yaşayan insanların yaşam alanlarına ilişkin bir kaygı taşımıyor. Ağırlıklı olarak aslında biz bir rantsal yönünün olduğunu görüyoruz. Burada hani özellikle ranta dönük planların, yani çok açık bir şekilde rant içeren planların olması bir tarafa, bazen de bunun bir zorunluluk olduğunu iddia eden planlar da mevcut. Ama bugün İzmir'e baktığımızda ciddi bir konut fazlası var. Bir konut fazlası olmasına rağmen dönüşümü yeni konut alanlarıyla, yoğunluk artışlarıyla yapılması yönünde bir ısrar var. Bu şey çok açık. Yani yatırıma açık bir konut alanı, yeni konutlar ortaya çıkıyor aslında. Yatırımın doğasında zaten şu var. Yani daha fazlasını beklemiyorsa insanlar yapmıyor o yatırımı. Ve doğal olarak bu bölgede bir rant artışına neden oluyor. Yani bugün İzmir'de son yıllarda şeyi yani çok açıktan gözlemlemek mümkün. Evet. Ciddi bir konut fiyatlarında, kira fiyatlarında bir artış var. Bu politika doğrudan bunu besliyor. Şimdi bütün şeylerde, kentsel dönüşüm planlarında biz bu yaklaşımı görüyoruz. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayladığı planlarda şu çok çok daha açık durumda. Temel derdin yoğunluk artışı ve rant olduğu ortada. Yani Karabağlar'dan bunu görmek mümkün. Zemin yapısı gereği riskli alan ilan ediliyor. Ama yerleşik bir doku olmayan, yani boş olan alanlarda yeni alanlar imara açılıyor. Bu aslında bu çelişkiyi çok açık bir şekilde gösteriyor. Bu anlamda biz kentsel dönüşüm konusunun kamucu bir perspektifle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda dönüşümün nasıl yapılacağı, konutların nasıl yenileneceği konusunda kamucu bir takım modellere ihtiyaç var. Dönüşüm modellerine ihtiyaç var.
Ama bunlar maalesef tartışılmıyor. Biz bu konuların tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet Zafer Bey, yani tabii ki İzmir kentin gündemi özellikle şehir plancıları açısından ve kentin çarpık kentleşmesi anlamında çok önemli sorunlar var. Tabii ki bir sonraki programlarda sizi tekrar konuk edeceğiz. Evet, Simirne'den İzmir'e kentin gündemi programında bugün kenti konuştuk, kentin gündemini konuştuk. Bir sonraki programda buluşmak üzere.